Üç hasta, üç aşağı beş yukarı aynı zaman diliminde bize geldiler. Yakınlarını bulmak, bir akrabalarını bulmak. Çünkü herkes eşiyle gelemiyor, herkes annesiyle babasıyla gelemiyor. Kıpır kıpır her zaman bizimle sabah neşesi veren çocuklar. İnşallah sağlıklı bir ömürler olacak. Heriç hastamızda bize Kazakistan'dan gelmişlerdi. Kemik iliğiyle ilgili, yani kemik iliğinden kaynaklanan malign hastalıkları vardı. Tedavi süreçleri bizim düzenli olarak ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde bağlı olduğumuz protokollere bağlı olarak yürütüldü. Tabii ki her protokol aynı olabilir ama çocuklar aynı değil. Her çocuğun ayrı bir kemoterapiyi tolere etme şekli var. Yaşları itibariyle ikisi yaş grubu olarak bizim daha çok sevdiğimiz 1-6 yaş grubundaydı. Bir tanesi daha büyüktü. Daha büyük olan yaşından dolayı orta risk grubundan tedaviye başladı. Diğer iki tanesi standart risk grubunda tedavisini aldılar. Tedavileri boyunca çok büyük sıkıntılar yaşadılar mı? Tabii zaman zaman enfeksiyonlar gelişti. Ağızlarında yaralar vesaire oluştu ama bizim hastanede tedavinin başlangıç kısmı dediğimiz indüksiyon fazını, ondan sonra konsolidasyon ve reindüksiyon fazlarını aldılar. İdame tedavi için de ülkelerine döndüler. 2 haftada bir kere bize kan sonuçlarını yolluyorlar. İdamelerini bu şekilde gidiyoruz. Çocuklarla ilgili çok değişiklikler yapabiliyoruz. En önemlisi çocuklarla ilgili burada onlara kendini evlerinde hissettirecek, anneleriyle birlikte, babalarıyla birlikte hissettirecek ortam kurmaya çalışıyoruz. O yüzden onların sevdikleri yemekleri, sevdikleri yiyecekleri hazırlatıyoruz. Kanser tedavisinin her alanında pek çok gelişmeler yaşanıyor. Özellikle lösemiler konusunda çok iyi ilerlemeler var. Artık %90'dan fazlası yaşatılabilir halde. Tabii ki kanser tedavisinin en önemli özelliği multidisipliner olması. Yani hastanede pek çok disiplin, diyetisyeninden başlayın, fizyoterapisine, patolojisine, radyolojisine kadar multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Bizim ekibimizde oldukça kompakt bir ekibimiz var. Radyolojiden patolojiye, patolojiden eczacılığa, eczacılıktan diğer genetik tanılara kadar her türlü tetkik ve tedavinin yapılabildiği bir kurumdayız. Tabii ki burada öyle bir şey daha var, destek tedaviler. Çocuklarla zaman zaman aktiviteler yapıyoruz. Havalimanına gidiyoruz, oyuncak müzesine gidiyoruz. Hastanede onlara küçük neşeli partiler veriyoruz. Doğum günleri bizim için bir bahane oluyor. Onları güzel eğlendirmeye çalışıyoruz. O yüzden şimdi rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Artık kanserlerin önemli bir kısmı tedavi edilebilir hastalıktır. Ancak sadece ilaç değil, onların gıdaları, destek tedavileri ve sevgiye ve oyuna ihtiyaçları var. O yüzden mümkün olduğunca odalarını, koridorları onlara sevimli hale getirmeye çalıştık. Bu üç hastamızda geldiklerinde gayet her zaman tedavi geldiklerinde neşeli, kıpır kıpır, her zaman bizimle sabah neşesi veren çocuklar inşallah sağlıklı bir ömürler olacak.